Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 9-10-11. Sınıflar için yatılı ve borsluluk sınavı matematik sorularını çözmeye başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz diyor ki bize ABC birbirinden ve boş kümeden farklı 3 kümeymiş bunlar. ABC kümesi. 3 tane kümemiz var ABC diye. Tam çıkmadığı için bazı kesimleri şey yapayım, yazayım. 3 tane küme varmış. Buna göre A'nın tümlerini, bu da tam çıkmamış, kesişim. B'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni var. B'nin tümleyeni var. Kesişim C aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni dönüştüreceğiz. Dönüştürdüm. A birleşim B'nin tümleyeni bu. Sonra da C kesişim dönüştürdük. Bunu yazalım. A birleşim B'nin tümleyeni. Bu da C fark A birleşim B'ye eşittir. Evet, cevabımız buradan ne çıkıyor? D seçeneği çıkıyor. Yani şöyle ifademiz mesela A fark B'nin tümleyeni A kesişim B'nin tümleyeni A fark B eşit. Ya da mesela A fark B ise A kesişim B ise A fark B'nin tümleyenine eşit. Evet, bu şekilde nedir? Özelliklerimiz vardı. O yüzden cevabımız D seçeneği çıkıyor. İkinci sorumuz bir kümenin diyor eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazlaymış. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazlaymış. O zaman A'ya ne diyeceğiz? N diyelim. B ise N artı 2. B kümesinin alt küme sayısı A kümesinin alt küme sayısından 48 fazla. O zaman alt küme sayılarını bulalım. Bunun alt küme sayısı 2 üzeri N artı 2. Bunun alt küme sayısı 2 üzeri n. Farkını bulacağız. Şunların farkını alalım. 48'miş. Fark 48. Yani 2 üzeri n artı 2 eksi 2 üzeri n 48. 2 üzeri 2 4 yapıyor. 4 tane 2 üzeri n parçaladık. Eksi 2, bir tane 2 üzeri n eşittir 48. Şuraya uzatalım. 4 tane 2 üzerinden bir tane çıkarırsak ne kalacak? Tabii ki 3 tane 2 üzeri 8 kalacak. Üç tane 2 üzeri 48. 48'i 3'e bölersek 16 yapıyor. 2 üzeri 16. N'in kaçıncı kuvveti? 16. Dördüncü kuvveti. Nedir? N'in dördüncü kuvveti 16 yapıyor. Rengimizi değiştirelim. Burada işlem devam ettiği için yani biraz da boyutu düşürelim. N buradan 2 üzeri 4 16 N4 çıktım. A kümesinin alt küme sayısı kaçtır demiş. A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri N'di. Neydi? 2 üzeri N. Yani bize 2 üzeri 4'ü soruyor. 2 üzeri 4 de ne yapıyor? 16. Cevabımız C seçeneği 16. Neymiş? Cevabımız C.
Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. ABC kümeler için demiş. A'nın eleman sayısı 2 demiş. B'nin eleman sayısı 4'müş. C'nin eleman sayısı 6'ymış. A kartezin B'nin eleman sayısı birleşim. A kartezin C'nin eleman sayısı. Kartezin var burada. En az kaçtır demiş. Şimdi kartezende ortak parantez alacağız. A'lar ortak. Kartezende ortak parantez alalım. A kartezyen B birleşim C'yi bulacağız. Şu büyük parantez olsun. B birleşim C. Kartezende ortak parantez aldık. Bu da A'nın eleman sayısıyla B birleşim C'nin eleman sayısının çarpımı. Şimdi en az olması için A'nın eleman sayısını zaten bize ne vermiş? 2 vermiş. 2 ile çarpacağız. B birleşim C ne olabilir? B'nin eleman sayısı 4, C'nin eleman sayısı 6. Yani B'nin eleman sayısı neymiş? 4'müş. C de 6 ise bunlar en az ne olur? Ortak. 4 tanesi ortak olsa orta en fazla alacağız. B birleşim C'nin eleman sayısı da 6 olur. Yani BC'nin alt kümesi olacak ki en az olsun. O zaman 6 olur. 6 kere 2'den cevabımız ne çıkıyor? 12 çıkıyor. Yani B seçeneği de 12 zaten. Cevabımız B. A 6. C'yi 20 vermiş. D'ye de 48 vermiş. Şimdi sorumuz şöyle bir şeydi. 6 üzeri 4 artı 6 üzeri 4 artı 6 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 4. İşlemin sonucu nedir? Yukarıda 3 tane var. 3 tane ne var? 6 üzeri 4 var. Aşağıda 4 tane 3 üzeri 4 var. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Üstler aynı olanları böleceğiz. 3 yazdık. 3 bölü 4'ü yazalım. Üstler aynı. 6 bölü 3 üzeri 4. Sonra da bölüyoruz. Bölelim. 3 bölü 4 çarpı. 6 3'e bölersek 2 üzeri 4 yapıyor. O da 3 çarpı 16 bölü 4 yapıyor. Buradan ne çıkıyor? Buradan çıkıyor mu? Buradan cevabımız ne çıkması lazım? 4. Bir bakalım hata var mı? Düzeltilmesi gereken bir yer var mı? Evet, sorumuz tam okunmuyordu. Düzelttik onu. 6 üzeri 4, 6, 6 üzeri 4, 6 üzeri 4, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5. Bunların toplamların oranları. Yukarıda 3 tane var. 3 tane 6 üzeri 4 var. Aşağıda da 4 tane 3 üzeri 5 var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 3'ler sadeleşince 6 üzeri 4 kalıyor yukarıda. Aşağıda da 4 var. 3 üzeri 4 kaldı. Birer tane 3 gitti. 6'yı ne yapıyoruz? 1 bölü 4'ü yazalım. Üstler aynı olduğu için 6'yı 3'e böldük. 4. kuvvet. Buradan da 1 bölü 4'ümüzü yazdık. 6'yı 3'e böldük. 2 yaptı. 2 üzeri 4 yaptı. 2 üzeri 4 16. 16'yı 4'e bölersek sonuç 4 çıkıyor. Yani cevabımız B seçeneği çıkıyor. Evet, okulmadığı için az önce 3 üzeri 4 aldığımız için hatalı oldu. O kısmı tam okulmadığı için o kısmı biraz inceledik. Yani 3 üzeri 5 olduğunu gördük. Beşinci sorumuz. Soru tam okunmuyor. Şöyle düzeltelim. 3 bölü kök 3 var. Artı kök 108 var. İşlemin sonucu nedir demiş. 4 kök 3 var burada. Tam okunmuyor. 5 kök 3. 6 kök 3. 7 kök 3. Evet, şimdi yazalım. 3 bölü kök 3'ü kök 3 ile genişletelim. 108 de 36 çarpı 3 olarak yazalım. Neden? 36 dışarı çıkacak. Pay ve paydayı çarpalım şöyle.
3 kök 3 bölü 3 yaptı. Artı usaltı 6 olarak çıktı kök 3. 3'ler gitti. Kök 3 kaldı burada. 6 kök 3 ile toplarsak cevabımız 7 kök 3 yapacak. Yani cevabımız D seçeneği yapıyor. Evet, soruları beşerli grup halinde çözüyorum. Çünkü yoksa daha fazla çözersem bilgisayar donuyor. Video boyutu büyüdüğü için sorun çıkartıyor. Ondan sonra kalem yazmıyor. Bir sürü problem çıkıyor. O yüzden beşerli grup olarak yazacağım soruları. Ona göre takip edersiniz.